sırasını. Yani Allah kendini önce hangi isimle tanıttıysa öncelik oradır. Önce onu anlamak gerekir. Nüzul sırasına göre Esma-ül Hüsna'yı anlamak bunun içindir. Rabbimiz kendini Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Mesela ilk inen ayette Rab ismini söylüyor. Ben senin Rabbin. İkra bismi Rabbi. Rabbinin ismiyle oku. Sonra yaratan Rabbinin ismi. Evet, Rabbin yaratmış ve terbiye ediyor. Eğitiyor, büyütüyor. Bütün varlık bu tecelliyle karşı karşıyadır. İlk tahminen sure Fatiha suresidir. Orada neyi anlatıyor? Yine Rab ismi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Önce Rab. Alemlerin Rabbi. Sonra Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Malik yevmidin. Malik. Rabbin Malik. Sıranın bir önemi vardır. Onun için özellikle Allah kendini Rab olarak tanıtıyor. Rahman ve Rahim olarak tanıtıyor. Bütün isimler buradan tecelli ediyor. Bütün isimler. Öncesinde ne vardır? Elbette ki Allah ismi vardır. İlah ismi vardır. Bunu şöyle anlamak gerekir. Bir kul düşünün. O Allah'ın isimleriyle, güzelliğiyle tecelli ettiği bir kul. En öndeki vasfı nedir? Ne olmalıdır? Rahman. Bununla beraber terbiye eden, terbiye olmuş ve terbiye eden, mahlukata karşı rahim. İsimleri böyle ayrı ayrı değil, o isimler onun zatına aittir. Bir kul da aynı şekilde Allah öyle buyurmuştu. Allah insanı kendi fıtratı üzere yaratmıştır. Dolayısıyla ondaki o güzellik Allah'ın güzelliğidir. Kul kendi üzerinden, bir insan üzerinden Rabbinin tecellisini anlamış olur. Onlar ile parça parça ayrı şeyler değildir. O hem Rahman'dır, hem Rahim'dir, hem alemlerin Rabbidir, hem Kerim'dir, hem Afudur, hem Halık'tır, Yaratan'dır. Rabbini böyle. Evet. Allah o isimleriyle kendindeki güzelliği anlatmış oldu. İsimlerini, sıfatlarını anlatmış oldu. Ve bu sende aynen mevcuttur. Onun için insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi oluyor. Kul kendini anlayınca, tanıyınca Rabbini tanımış olur. Kendi üzerinden tanımış, anlamış olur. İnsan üzerinden başka hiçbir varlıkta Allah'ın tecellisi böyle tecelli etmemiştir. Onun için kulun önce bunu böyle anlaması gerekir. Allah'ın Er-Reşid ismi nereden tecelli ediyor? Elbette ki Rab isminden tecelli ediyor. Terbiye ediyor, eğitiyor, rüştüne erdiriyor. Manevi olarak büyütüp onu kemale erdiriyor. Nerede tecelli ediyor? Mürşid'de, Mürşid-i Kamil'de tecelli ediyor. Onunla işi yapıyor. Rablığı yine oradan tecelli ediyor. O terbiye ediyor, eğitiyor, büyütüyor. Allah'ın isimleri onda tecelli ettiği için. Ama Er-Reşid ismi bir tek Mürşid-i Kamil'de tecelli ediyor. Onunla çünkü irşada erdiriyor, irşad ediyor, rüştüne erdiriyor, büyütüyor, terbiye ediyor. Bununla beraber bunu yaparken bunu rahmetle yapıyor. Allah'ın Rahman ve Rahim ismi tecelli ediyor. Buna beraber Allah'tan tecelli ediyor, aşktan tecelli ediyor. Sevdiği için rahmet ediyor, sevdiği için terbiye ediyor, sevdiği için büyütüyor, eğitiyor, rüştüne erdiriyor. Hepsi Allah isminden tecelli ediyor ama rahmetiyle beraber, Rablığıyla beraber tecelli ediyor. Bununla beraber alimliğiyle beraber, hakimliğiyle beraber tecelli ediyor. Onu ilimle, bir ilimle yapıyor. Bir hikmetle yapıyor onu. Bütün isimler böyle tecelli ediyor. Her bir isimde bütün isimlerin tecellisi var. Yani bir Allah
rahmet ederken ilahlığıyla tecelli etmiştir. Muhabbetiyle tecelli etmiştir. O rahmetle muamele ederken her bir ismi tecelli edebilir. Yani bir isimde bütün isimler, çünkü o Allah'ın ismidir. Onu yapan Allah'tır. O isim yapmıyor onu. İnşallah bunu da böyle anlayacağız. Efendim, Ankara'da Şehmus Aslan. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz otobüs firmasıyız. Testlerde durunca yolcular